Herkese merhaba. Günaydın diyelim, hayırlı işler dileyelim, sağlıklı günler dileyelim. Yahya Doğan'a da bir günaydın diyelim. Ayrıca program başlamadan bizi selamladığı için geldik kitabımızda, kahvemizde. Bize ulaşan bazı kitaplar oluyor. Böyle İsmail e, İsmail Küçükkaya gibi olmasın ama Onları biraz daha tanıtmak adına çünkü e, tabii ki hepsi eski Eskişehir'le alakalı olacak ya da eski şehirli yazarların sizlere ulaştırmış olduğu kitaplar olacak, yazmış olduğu kitaplar olacak. Onlara e, bir cümlede olsa değinmek istiyoruz programın sonunda. Bugün 3 kitap getirdim. Çok kıymetli birisi. Hatta şu anda görüyorsunuz Hamon Okulu. E, az sonra bahsedeceğim. Günaydın iyi yayınlar diliyorum Aynur Kapaklı Özdemirel bizler de sizlere iyi yayınlar diliyoruz Eskişehir pırıl pırıl bir gün var dışarıda harikulade bir gün biraz serin e, akşamdan yağış ama çok güzel bir gün İnşallah böyle de geçer günümüz harita değişmedi Eskişehir sarı konuşuyoruz az önce hastane kaynaklarımızı bir kez daha kontrol ettik hastane kaynaklarımız çünkü e, her şeyi e, sağlamasını yapmak zorundayız Hastanelerde neler oluyor? Hastaneler bu aralar sakin. Vaka sayısı artıyor. Az sonra geleceğiz. Evet okullardan her yerden vaka sayıları artıyor ama yoğun bakımlar, ağır hastalar, entübeler, satürasyonlar oralarda sıkıntı yok. İki nedeni olabilir diyorlar. İki nedeni. Bir, mutasyona uğrayan bu virüs biraz daha az hasta ediyor olabilir bizleri. Nedenini bilemiyoruz. Yani bu virüsle ilgili zaten bir yıl oldu. Başka bir şey olsa uzmanlaşırdık üzerinde bilim dünyası. Ama neredeyse hep böyle her gün yeni bir şeyler, her hafta yeni bir şeyler çıkıyor. Belirtileri bile değişti biliyorsunuz. Yani maç devam ederken oyunun kuralı değişti neredeyse. Şimdi ya daha az hasta ediyor. Vaka sayısı arttığına göre hastanelerin yükü, oradaki gelen giden sayısı, yatan hasta, onlar artmıyor çok şükür onlar artmıyor Aman dikkate tedbir elden bırakmayalım da dikkatli olalım yine de ben sadece sizi e, bir Hani gördüğü fotoğrafı aktarmaya çalışıyorum ya da bir neden insanlar acaba hastaneye mi gitmiyor evde mi geçiriyorlar ya hafif geçiriyorlar ya da eee hastanelere biraz mesafe koydu insanlar. Bilemiyoruz. İki nedeni var. bunları sizlere anlayabildiğim kadarıyla aktarmaya çalıştım. Şu bir gerçek. Harita değişmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgın sürecini yakından takip edeceklerini belirtti. Dün akşam bizlerde canlı bir şekilde ekranlara getirdik buradan. Tüm bu verileri göz önüne alarak Bugünkü toplantımızda şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakından takip etme kararı aldık. Bu ne demek? Herkes rengiyle kaldı. Sarı, sarı, mavi, mavi, kırmızı, kırmızı, turuncu, turuncu böyle kaldık. Harita değişmedi. Bir müddet daha gideceğiz. Vaka sayıları artıyor, ama haritanın renkleri değişmedi. Bir müddet daha bakılacak. Ee, dikkat edelim kendimize dikkat edelim. Vaka sayısı. Şimdi haritamız aynı kaldı. Evet hafta sonları dışarıdayız. Ee, yani dışarı çıkma iznimiz var. Dışarıya çıkalım diye söylemiyorum ama. Vaka sayımız 30'lardan 70-74'lere tırmandı. Hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o 100 binde vaka sayısını açıkladı. İşte o haritamız da gelsin. Eskişehir'de son 7 günde artış var. Zaten hani beklenen de bir şeydi. Bakın nerelerden geldik. Vaka sayımız her 100 bin kişide Eskişehir'de 74,5, 74 buçuk. 74 Buraya nasıl geldik? Bir ay öncesine dönelim. Bu tablo açıklanmaya başladıktan sonra, yani 100 binde görülen vakalar açıklanmaya başladığında 309 Yani işte 31 diyelim, 14 Şubat'ta. Ardından 21 Şubat'a gelelim, 35. Ardından 26 Şubat, bunlar bakın. 43.8 hatta 44'ler diyebiliriz daha sonra Mart ayına geldik 5 Mart'ta 48 100 bin kişide her 100 bin kişide 48 kişide e, tanı konulmuştu, pozitif e, çıkmıştı test sonucu ve son olarak 12 Mart hemen bakıyoruz 100 bin kişide 74,5 74,5 vaka artıyor 30'lardan 70'lere ama az önceki söylediklerimizi bir kez daha tekrar edelim. Bunun hastanelere, yoğun bakımlara, entübelere, ağır hasta böyle oralara pek yansıması yok. Çok şükür diyelim. Bunu da böyle geçireceğiz. Kısa çalışma ödeneği çok dikkat çekiyordu. Ona baktık. O uzatılmadı. Kısa çalışma ödeneği de çok can kurtardığını söyleyelim. Bunu gerçekten söyleyelim. Devletin de bu bir yılda gelirleri azaldı. Elindeki para e, neredeyse işte bu işlere gitti. Onun için kısa çalışma uzatılmadı. Biraz daha hastalığı atlatsak bile ekonomik olarak e, zor günler bekliyor. Bir de tartışma konusu. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam e, bu verileri bizlerle paylaşırken yapılanlar, aşılananlar işte şu kadar destekler. Ee, tabii ki tedbiri elden bırakmayalım dedi. Yoksa yasaklar, kısıtlamalar geri gelir dedi. Ama öğlen saatlerinde AK Parti gençlik Kolları Kongresi vardı. Orada da AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. O kalabalıklar e, biraz engellenemez mi? Kongreler üzerinden çok ciddi eleştiri var. Haklı eleştiriler bunlar. Şimdi siz iki insanı bir araya getirmiyorsunuz. Pek çok gösteri, yürüyüş, toplantı... Aman aman diyoruz her şeyin üzerine titriyoruz ama bir yandan da AK Parti salonları doldurup e, güncel ifadesiyle lebalep doldurup tıklım tıklım doldurup kongreler hani gençlerinki en azından yapılmayabilir miydi? Hadi diğerleri de yapılmaması gerekiyor da ama dediğim gibi siyaset bir yandan da seçime doğru bir hazırlık mı var? E, İyi Parti biliyorsunuz birkaç gün önce geldi Meral Akşener aynı eleştirimizi yaptık. 2-3 ay öncesine gidelim. Deva Partisi burada Bademlik'teki Tasigo Otel'de müthiş bir kalabalık toplamıştı. Ee, bir takım cenazeler, bazı cenazeler işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Allah rahmet eylesin. O cenaze törenini hatırlayın. Böyle e, rahmetli Erbakan'ı anma töreni şimdi bir toplumsak hepimiz kurallara uyacağız. Esnafa dükkanını kapat, öğrenciye kente gelme derken o zaman biz de 3-5 kişi bir araya gelmeyeceğiz. Hele böyle salonları doldurup salonlar orada herkes de maske vardı, mesafe vardı. Bunları geçeceğiz. Bak biz lokantaya gidiyoruz. 8 masa 4'e inmiş orada. Çok başka hikayeler var. Bunlara dikkat. Tabii bunları e, hepsine bakıyor vatandaş. Vatandaş bakıyor. Günün sonunda önüne bir sandık gelecek ve değerlendirecek. Bakalım ne diyecek. Yılmaz Hoca'dan kırsal yatırıma devam çok önemli. Son e, zaten seçimlerde biliyorsunuz buraya çok işaret ediyordu. İşte onları yapmaya devam ediyor. Bakın neler yaptı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği. Seyit Gazi'de bunun için bakın çok güzel fotoğraflar şimdi Rahmi Pınar sizlerle paylaşacak. Seyit Gazi Belediyesi bu haberi nasıl paylaştı biliyor musunuz? Başlık neydi? Müjde. Küçükbaş hayvanlarımız Seyit Gazi'de. Bakın nerede nereye geldik? 10 yıl önce, 20 yıl önce o ihmalleri hatırlayın. Kimsenin yüzüne bakmadığı çobanlık, hayvancılık, tarım ah şu anda ne kadar önemli. Hemen bakalım. İşte Uğur Tepe'yi de göreceğiz. Seyit Gazi Belediye Başkanı. Ee, belediyeden yapılan bir açıklama. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzalandı. 15.700 metrekare bu alan üzerinde. 600 metrekare kapalı küçükbaş hayvan ağılık. 150 metrekare yem deposu 59 metrekare idari bina olmak üzere küçükbaş hayvan yetiştiriciliği tesisi yapıldı bakın görüyorsunuz 240 adet koyun 10 adet koç alındı Bunlar geldi ee, teslim edildi hayvanların doğumları da başladı öyle bir fotoğraf vardı Ben kaçırdım bilmiyorum ee, Kuzular gelmeye başladı. İşte bunu da öyle duyurdu. Seyit Gazi Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibine de teşekkür etti. Ne oluyor burada? Yani yorumlarda ne oluyor burada derken? Sibel Avcı şimdi çocuğu okuldan aldım geldim. Okul karantinaya alındı. Nasıl iştir bu? Evet okullar Sibel Hanım maalesef. Çocukları korumaya yönelik bir çalışma yapılmıyor. Okullar açılıyor. Öğretmenlerde de aşı yok hangi okuldan bahsediyorsunuz dedi. Sorular var. Murat Ağaç seven, Ayşe Sıdıka Türk. Hangi okul Sibel Hanım? Şimdi hangi okul? yaklaşık 20-25 okulu biz biliyoruz. Dedik ya Faik kalkan Eğitim Sen Şube Başkanı bu okul işlerini çok iyi bizleri haberdar etti. Her şeyden haberi var. Güzel yönetti bu süreci. Şimdi de bakın Sibel Hanım'ın işte yavrularımız, evlatlarımız en azından okulların kapanmasını bekleyenler vardı. O da olmadı. Aynen devam. Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınma projeleri kapsamında sadece bu küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, büyütülmesi değil. Biliyorsunuz yine Büyük Erşen'in talimatıyla hayata geçen ve bugüne dek 300 binden fazla dut fidanı üreticiyle buluştuğu Şimdi nereye? Muğla ve İzmitli üreticilere dut fidanı gönderildi. Muğla ve İzmitli üreticilere daha önce de Antalya'ya gitmişti yanlış hatırlamadıysam. Bakalım bu hangi okul? Sibel Hanım yazmadı. Yazarsa onu da duyurmuş olalım. Çalışkandan Ankara mesaisi. AK Parti il başkanı kongreyi atlattıktan sonra Ankara mesaisi. Ankara çok fazla gidip geliyor. bakanlar, bakan yardımcıları Eskişehir'in meselelerini konuşuyor. Bu sefer ekonomi işleri başkanı Metin Çekiç birlikte, yani başkan yardımcısıyla birlikte gitti. Zihni çalışkan. Nereye gitti? Ulaştırma Bakan Yardımcısı Selim Dursun'u ziyaret etti. Ne konuşuldu? Elbette ki Eskişehir'in yol problemi var, yol isteği var. Hatta yollar bazıları ilçelere gitmek üzere. Bir de yeni çevre yol isteğimiz Bakanlık tarafından şehrimizde yürütülen projelere dair istişarelerde bulunduk. İlgi ve alakasından dolayı teşekkür etti zihni çalışkan. Sokağa çıkanlar oldu. Ee, henüz bir okul ismi yok ama evet yani bir sıkıntı var okullarda. Hemen hemen her gün e, bize geliyor. Şu öğretmen işte bu sınıf karantinaya alındı. Orada 5 öğrenci, burada 2 öğretmen diye ee, bu da beklenen bir şeydi aslında, normaldi kitabımız düşmesin. 133 kişiye 274 bin lira ceza. Ne zaman çıktılar sokağa? 8-15 Mart tarihler arasında yapıldı denetimler. Polis ve jandarma yasa ihlal eden 133 kişiye toplam 274 bin 990 lira para cezası uyguladı. Çok yüksek. Ee, bugün herhangi bir derneğe kumar baskını yok. Bu da haber olsun. Hani köpeğin e, insanı ısırması değil de insanın köpeği ısırması. E, yazalım alt tarafa. Şaka tabii. Bugün herhangi bir derneğe kumar baskını olmamış. Öyle söyleyelim. Türkiye'nin en iyi iş yeri, İki güzel haber vereceğim. Nokta alacağız günü. İki güzel haber. Türkiye'nin en iyi iş yeri Eskişehir'de. Türkiye'nin en iyi iş yeri seçildi. O yer Eskişehir'de. Tahmin ettiniz. Aşağıda yazmış zaten Rahmi. Teyi. Harika bir haber. Türkiye'de en iyi iş yeri ödülüne layık görüldü. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ. Bakın ne diyor <laughs> Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit. Çalışanların kendilerini aile ortamında hissetmeleri için bir süredir çalışmalar yürütüyor. Ellerinden geleni yapıyor. Uluslararası projelerde kalitemiz, rekabetçi fiyatımız ve zamanında teslim gibi kriterlerin hepsini bir arada sağlayabilen dünyada çok fazla şirket yok. Bakın çalışan memnuniyet oranı 5 yıllık süreçte %56'dan %89'a çıkmış. Yine Tİ'ye aidiyet hissi. Bunu da anketlerle ölçülmüş. İlk anketlerde bu rakam %41 iken şimdi %78'lere çıkmış. Burada bazı şeyleri üretmek ve bunun hazzı çok fazla. Bunlar tabii ile bizi rekabet ettiren, dünyaya meydan okuyan bazı üretimler onun için çok kıymetli. Yani bu sadece kazandığınız parayla alakalı değil. Evet orada ortalamanın üzerinde bir maaş alınabilir, bir takım sosyal haklar, avantajlar olabilir. Ama orada ürettiğiniz bir parçanın o dünyaya meydan okumaktır. İşte bu yüzden memnuniyetin bir kısmını da büyük bir kısmını da buna bağlıyorum açıkçası. Son 3 yıldır da en iyi işverenler çalışan bağlılığı kategorisinde özel ödül alıyordu. Hem en iyi işveren hem en iyi iş yeri. Teşekkürler T'yi. Te Devam. Güzel haberler bekliyoruz. Bir de Osman Gazi Üniversitesi'ne gidelim. Dünya sıralamasında Osman Gazi Üniversitemiz. Bakalım. Dünya Bilimsel Yayınlar Sıralamasında. ODTÜ açıkladı. URAP. 2007 yılında bir rapor hazırlan. Bakın. Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki durumu adlı rapor yayınlandı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi bilimsel yayınları ile 11 sıralama kuruluşunun 7'sinde bulunarak dünya sıralama listesinde öne çıktı. ESOGÜ liste sıralamasındaki bu başarısıyla Türkiye'deki 203 üniversite arasında 20. sırada yer aldı. Dünya sıralamasında 7 listeye girmeye başarısı gösteren üniversiteler Selçuk Akdeniz Gebze Teknik Anadolu Üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de bulunuyor. Evet, URAP 2020 raporuna göre dünyanın ilk 500 üniversite arasında 9 Türk üniversitesi yer alıyor. Osman Gazi'ye emeği geçenlere de tebrik edelim. Buradan bakalım yorumlarımıza. Evet, teşekkür ediyoruz programa katkılar için. İşte bir kitap. Aynı zamanda gök günlüğü, pazartesi günleri sizlerle birlikte oluyor. Duygu Alkan nerede oldu? Karanlıktaki ışık bir, seri bir henüz. Amon okulu, Mısır'ı merak ediyorsanız eski Mısır'ı uygarlığı buyurun bu kitap tam sizler için. Daha önce de ben Sparta kitabını okumuştum. Prometheus yayınlarından çıktı. Kesinlikle buna da dün biraz başladım. Bir iki gün içinde bitirmeyi düşünüyorum. Bir süre önce elimize ulaşmıştı. Rıdvan Aras, Mihalıçık ve Köyleri. Harika, inanılmaz detaylı bir çalışma. Mihalıçık, Hitit, Pirik, Roma dönemlerini de kapsayan. Ee, pek çok uzunca bir e, tarihi var. Bakın ne diyor: "Mihal için tanıtımına katkı sağlamak, araştırmacılar için kaynak oluşturmak, söz konusu potansiyeli harekete geçirmek için mütevazi bir adam adım olarak yorumlanıyor. İnanılmaz e, köy köy isimler, dönemler harikulade bir kitap ve meslektaşımız Deniz Çağlar Fırat'ın paranın kitabı Ticaret Odası yayınlarından çıktı biliyorsunuz Deniz Çağlar Fırat." İpek yolundan Ankara'ya kağıt para inanılmaz bir kitap buna da zaman zaman göz atıyor sadece para asla para değil İçinde de yazdığı gibi e, okumalarımız devam ediyor belki özet halinde sizlerle buluşturacağız çok güzel kağıt paranın yolculuğu müthiş e, okuyalım tavsiyemizi de edelim eğer kitabınız varsa bize ulaştırırsanız onları da tanıtmak burada yer almak yer vermek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın.